Merhabalar. Merhabalar. Hayatım çok kafa karıştırıcı. 1, 2, 3 diyecekti. 1, 2 dedi başladı video falan de diyorum yani ne önemi var artık Sen de hiçbir bunu şeyin. tepki olarak sandalyeyi kırdın şu an. Pıt diye. Yok çok ucuz bir plastik sandalye kendisi. Efendim. Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Bugün büyük bir konu var. Ele alınacak. Belli ki Evet, ele World of alınması Warcraft gereken. oynamaya geri döndüm. Benim için en büyük konu bu. Tabii ki bizim için de en küçük konu bu olduğu için bu değil konumuz. Baldur's Gate mi konu? Baldur's Gate hiçbir zaman değil hemen hemen konu. Çıktığı Her güne zaman kadar değil. konu. Yeter Her zaman artık. ya Yeter. ertelendi. Yani konumuz tabii ki arkadaşlar yeni nesil konsollar. Konsol nedir? Kim konsol almalıdır? Ne oluyor yeni nesil Videosu konsollarda? mu? Bu ne haber videosu mu? Bu ne haber videosu ama ne Okay. haber? Konsollar ne haber? Konsollardan ne haber? Videosu. Biraz öyle oldu bu video. Efendim ben de hemen şurada notlarımı açmak isterim. Bu arada Zeynep bunu bilmiyor arkadaşlar ama ben söyleyeyim. Şimdi normalde biz böyle beğenin işte abone olun falan demiyoruz biliyorsunuz zaten. Yani öyle bir şeyimiz olayımız yok zaten. Biz beklediğimizden fazla aboneye sahibiz zaten. Ama bu videoları beğeniyorsanız ben kendi sosyal medyanızda veya arkadaşlarınızla direkt olarak paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü bazen yorumlar geliyor işte sizi yeni buldum, çok sevdim vesaire, keşke daha önce keşfetseydim vesaire gibisinden. Biz hiçbir yerde reklam falan da yapmadığımız için, hiçbir kazanç falan da elde etmediğimiz için bu bizim işimiz değil, bir şey değil. Çok fazla duyulmuyor kanal. O nedenle hani muhabbetimizden hoşlanacak insanlara ulaşmak isterim şahsen. Sen ne dersin? Ben hep fikrim bizim bunu bu kanal amacı bizim gibi insanlarla iletişimde, etkileşimde bulunmak. Yoksa İngilizce yapardık. Yani Türkçe yapmamızın nedeni zaten Evet yani güzel yani Türkçe içerik üretmek istedik aslında bakarsan hani böyle biz yapalım görün falan gibi değil ama yani daha fazla kaliteli Türkçe içerik olsun istedik. Değil mi? evet yani kaliteden kastımız tabii keyif aldığınız dakikalar geçirmek Tabii. benim anladığım. Çünkü YouTube'da birçok insan bana bunu veriyor. Biz de geri veriyoruz gibi bir şey. Hı. Evet, yani Yani o evet. evet Prodüksiyon kalitesi de önemli. beğenebilecek Fark ettiniz. insanlarla paylaşım. Bence biraz niş bir kanal bu. Hı. Herkesin hoşuna gidebilecek bir Hı. kanal değil anlamında. Muhabbet ediyoruz. Diyoruz. Bazılarını sevmiyor biliyoruz ama bu da böyle bir kanal yani. Ben ne diyorum, sen diyor musun? Ben de diyorum. Daha az önce dedim ya. Dedim, Sen duydum, alay ettim. fazla demiyorsun ama bozdu sen de kendini. İnternet seni de Ama bozdu bak biraz. ilk başladığımızda ben hiç konuşmuyordum. Sen aralıksız konuşuyordun. Ne yapayım? Yani monolog yapıyorsun. Kesemiyorum. Artık kesebiliyorsun işte. Şimdiki nerede keseceğimi anladım. Mutlusun artık Çok mutluyum. kesebiliyorsun. Hayatım tam artık. Bunu bekliyordum. Neyse paylaşın. Bizim videomuzu böyle Evet arkadaşlar. tartışmalarımızı Paylaşırsanız insanlarla. sevinirim. Onu söylemek istedim. Bu konuya girmeden önce. Şimdi Xbox Series X adlı süper kafa karıştırıcı veya Series S küçük modeli. Reddediyorum. Bu isimleri reddediyorum Bakalım Zeynep arkadaş. neler diyecek bu konsola bu video boyunca. Dinleyeceğiz bunu arkadaşlar. Ve De PlayStation. PS5. Oh be onu biliyor. Tamam. PS5 mi diyeceğiz? Yoksa PS5 PlayStation 5 mi? deriz ya PS5 biz. diyeceğiz. PlayStation 5 de deriz. Çünkü Deriz MP3 yani. gibi yani sözcüğün yarısı Türkçe okumalı MP3. yarısı. MP3. MP3 değil. Biz M harfini Ama M diye MP3 diyoruz okumuyoruz. işte. Onu... M harfini. Ama sen MP3 dediğin zaman hepsini İngilizce söylemiş O oluyorsun. zaman MP3 demem gerek. Ama bu mantıkla MSN diyen arkadaşım da vardı yani. Hani hangisi MSN. daha uygun kim bilir ama. Gelelim konumuza tekrar. Efendim. Şimdi sevgili yeni nesil konsollarımız açıklandı. Maşallah her şeyler açıklandı artık. Çünkü zaten çıkmalarına ne kaldı? Bir ay, bir ay 10 gün falan kaldı herhalde öyle Çok bir şey. geç bir açıklama bu bence. Çok geç ama şimdi pandemi zamanında aman niye konsolumuzu geç açıkladınız Ama bizim bunu da televizyonumuz yok bu konsoldan yararlanabilmek için. geleceğiz hepsine Zeynep Hanım. Hepsine Bir ay geleceğiz. içerisinde her şeyi mi alacağız? Hayır. Hayır ama yani herhalde biliyordu sen dışında herkes 4K olacağını vesaire hani Hay biliyordum televizyon da da yani anlamlı bir ay sonra olacağını. çıkacağını bilmiyordum. Efendim neyse biz gelelim tekrar konumuza. Şimdi bu sevgili Konumuz arkadaşlarımız. bizim bu konu hakkındaki sohbetimiz. Evet. Yoksa millet Google'a yazar Ama sen Xbox çok random yerlerden Series giriyorsun. Ben S. Xbox zaten başlık Series S. altında topladım. Sen rahat ol. Tamam. Senin bütün
Sen bana konuş dediğinde konuşayım. Mahalle hadi. Dayısı yorumlarını alacağız bu konudaki. Bak şimdi. Şimdi efendim. Sevgili konsollarımız duyuruldu. İşte 500'er eurodan açtık. 499.99. Tabii ki her zaman o. Yalnız çok işe yarıyor biliyor musun? 400 küsür. Filtre attığında. Yani. 400 filtre yaptığında bile kalıyor. Mesela tabii, 500'ün tabii. altında tabii, olsun tabii. alacağım şey diye. Ama bizde yalan yok çakallar arkadaşlar. Çakallar ama 500. Bizi o şey yapmaz yani. Kimse bana 0.01 cent vermeyecek geri. Vermeyecek. Orası öyle. Ancak kartla alırsan. 99 var mı cent sonunda ya bunda? Ben böyle var hep bir 9'lar gördüm. Vardır galiba. Videoda. Açıkçası ben artık hiç bakmıyorum bile böyle. Ha tamam 500'müş deyip geçiyorum. Videoda vardı. Videoyu izlemedin mi? İzledim canım. Bana diyor ya. Neyse arkadaşlarımız. Bir daha konuya geri dönecek olursak. Şöyle. Şimdi burada farklı bir durum daha var. PlayStation 5 hem dijital olarak 100 euro, 100 dolar ya da hemen bakıyorum doğru olsun diye. Evet 100 euro ya da 100 dolar daha ucuz 400 işte artık para birimi. Hangisi daha ucuz? Kafam karıştı. Dijital edition. Şimdi iki konsolunda evet. dijital sürümünü yaptılar. Sadece mantıklı. Dijital disksiz. PlayStation 5'in dijital versiyonu PlayStation 5 ile aynı speklere sahip, aynı spesifikasyonlara sahip ama sadece disk drive içermiyor. Tamam fiyatı mı farklı o zaman birazcık? 100, evet 100 para birimi. 100 dolar daha ucuz. 100 dolarlık bir CD okuyucu değil onun içindeki yani. Blu-ray okuyucu 100 dolar. Ama eder ya Blu-ray olduğunu düşünce şimdi. Ben yine şimdi bu konsolu almak ister. Yorum yapabilir miyim? Bir saniye Xbox'ı da söyleyeyim. Xbox'ın da Xbox Series S. One S değil sakın. Yanlış sipariş. Çok yanlış sipariş veren olmuş bu arada bir önceki konsol. Ya niye böyle salak bir isim koymuşlar? Çok fena ya. O konuya hiç girmeyelim. Xbox Series S. X değil. S de Series X'in küçük versiyonu olan. Zeynep çok kötü bakıyor şu an. Kaldıramayacağım. Hayır, ben yapmışım gibi. Xbox Series S. So Xbox SS? No. Series S. S Xbox SX. Daha küçük versiyonu. Fiziksel olarak çok daha küçük. Yine dijital drive içermiyor. Extra small demeye mi çalışıyorlar? Bilmiyorum. Yani tabii S small için çünkü One S'de de aynı şey olmuştu. Ama aynı zamanda bu sefer gücü de daha düşük ve 4K oyun oynayamıyorsunuz bu konsolda. Böyle büyük bir fark var arada. Ama şu ana kadar açıklanan yeni nesil konsollar arasında fiyat performans açısından benim favorim One S. Bunu da konuşacağız biraz sonra. Buyurun efendim. Yorum yapmak istemiştiniz burada. Unuttum bir süre önceydi. O zaman siz benim çayımı verin. Bir yandan da düşünün. Yani Gökçe Hanım sizinle muhabbet ederken kağıt kalem tutmak gerekiyor o yakında. Biraz ben size nasıl verebilirim bilmiyorum. Çok sıcak oradan, ve çok bir kolu var. Keşke çayların iki kulpu olsa. Var öyle. Fincanları. Var öyle. Fincanlar çok çirkin bence. Çok çirkin konuşalım. Ama yani. Neyse. CD ve dijital olayını düşünüyordum. Bazen CD'ler indirimde oluyor. Hı hı. Bazen bir oyun oluyor ki bir kere oynarım, bir daha yüzüne bakmam diyorsun. CD alıp satarım diyorsun. Yani evet, replayability olmayan oyun mu var? Ben şimdi? O yüzden yine dijital olmayanı alırdım ama dijital versiyon yapıp ama da ucuz bir opsiyon sağlamış olmaları hoş bence. Fiyat farkını düşün şimdi. Xbox Series X alırsan, Series X diyeceğim arkadaşlar yeter artık. Series X alırsan 500 dolar veriyorsun. One S alırsan 300 dolar veriyorsun. One S mi? Series S. Bak kafamı karıştırdın daha başta. Zeynep'e dedim ben yaptım. Evet Series S alırsan 300 dolar veriyorsun. Arada 200 dolar fark var. 200 dolar fark. Yani Xbox'ın Blu-ray okuyucusu 200 dolar. PlayStation 200 dolar mı? Dediğim gibi Xbox versiyonları arasında güç farkı çok fazla. Biri 4K oynatıyor, oynatıyor, diğeri oynatmıyor. Hangisi? Diğeri ne? Küçük olan oynatıyor. Küçük olan, hayır büyük olan. Büyük olanları karşılaştırdığımız. Ha küçük olanı, ha. Xbox'ta küçük olan olanından. Karışıyor arkadaşlar. Xbox'ın küçük olanından tek fark CD değil. Performans evet. Fark. CD değil amca tek fark. CD değil. Blu-ray. CD değil. Tek fark. Evet. Aynı. Yani bayağı bir farklı bir makina. Şöyle düşünelim. Şimdi arkadaşlar ben bu olaya şöyle bakıyorum. Konsol nedir?
konsol dediğimiz upgrade edilemeyen uygun fiyatlı bir oyun bilgisayarıdır, öyle değil mi? Evet, bence upgrade edilebilmeli ama neyse. Yani tabii HDD'sini ya da SSD'sini artık yeni konsollarda upgrade edebiliyorsun ama speklerini upgrade edemiyorsun. Olayı da o zaten. Yani o sana bir kutu içinde kolaylık sunuyor. Ucuz bir kolaylık sunuyor. Şimdi sen mesela ben daha yeni giriş seviyesi bir oyun bilgisayarı satın aldım. Oyun oynamak için satın almadım. Benim müzikle uğraştığım için gereken bir şeydi benim için. Çünkü CPU ikisi için de önemli olduğu için oyun bilgisayarları genelde iyi sonuç veriyor. Şimdi oyun bilgisayarı, giriş seviyesi bir oyun bilgisayarının fiyatını ben söyleyeyim size. 1000 euro ile 1300 euro arası fiyatları değişiyor bunların. Ama sen giriş seviyesi bir konsol aldığın zaman şu an işte 300 dolara ya da 400 dolara PlayStation tercih edersen satın alabiliyorsun. Yani konsolun sağladığı birinci şey fiyat avantajı bence. İkincisi de kafa rahatlığı. İşte driver'la uğraşmıyorsun, upgrade'le uğraşmıyorsun. O seni 4-5 sene götürecek çıkan oyunlar oynanacak rahat rahat. Performans sorunu yaşamadan bunu biliyorsun. Ben bu yüzden hep konsol taraftarı oldum. Hep konsol tercih ettim. Çünkü ne sürekli PC yükseltecek bütçem vardı. Ne onunla uğraşma isteğim vardı açıkçası. O nedenle konsol budur yani. Herkes konsol almalı mıdır? Bir de konsolun sunduğu son bir ek şey de eksklusif oyunlar, değil mi? Başka da bir şey yok yani. Yoksa herkesin illa konsol olacak diye bir şey yok. Herkesin de tahmin edebileceği ve bildiği gibi ben senden daha az konsol oyuncusuyum. Hatta ben seninle tanışmasaydım belki de bir konsol falan almazdım yani. Bunu açık söyleyeyim. Acı gerçekler. Acı gerçekler. Çünkü şöyle, şimdi 500 euro, 500 dolar. Bir de biz bunu burada söylüyoruz. Türkiye fiyatı yani ağza bile alınmaz yani. İzin ver konuşayım lütfen. Tabii, çok pardon. Lütfen, burası gerildi. Konsol ucuz değil. Konsolu hoş bir deneyimle oynayabilmek için büyük ekran gerekiyor. Bu da ucuz değil. Tamam, güzel. Alıyorsun. 510'a ver, 510'a ver. Al. Seneye yenisi çıkıyor. 500'de bulabilirsen tabii. 500'de televizyon bulunmaz. 1000 ver. 1500. Şimdi ben 1500 euroya harika bir PlayStation 5 ya da Xbox Series X deneyimi yaratacağım kendime. 2 sene sonra yenisi çıkacak. 7 sene sonra yenisi çıkacak. 6 diyelim, hadi seni kırmayalım. Nasıl ya? Benim niçin? Ben niye durmadan konsol dolu benim hayatım? Geç alıyorsun çünkü sen 4 sene sonra alıyorsunuz. O yüzden bana her sene çıkıyormuş gibi geliyor. Daha geçen sene PlayStation 4 yani oldu. Yani bir iPhone muamelesi yaptın. Konsola ayıp ettin şimdi bak. Tamam, benim şeyim. Ya, ama bak şöyle düşünüyorum. Bir masaüstü bilgisayarım olsa, ki sen biliyorsun ben her laptopumu 10 yıl kullanıyorum neredeyse. Tamam. Masaüstü bilgisayarım olsa kendim upgrade edip dururum. Evet. Ama çok pahalıya geliyor şu an. Yani genel olarak hani tabii ki sen istiyorsan işte harika monitörün vardır ya da 4K bir şekilde 4K televizyonda falan oynuyorsundur ya da belki 4K monitörde oynuyorsundur. Süper setup'ın vardır işte competitive shooter oynuyorsundur. Senin için FPS aşırı derecede önemlidir. İşte 120'nin altına düşmeyecek gibi triplerin ana fikir var. Ne? Birçok şeyden, örnekten ana i̇şte fikir... İşte o değer herkes için geçerli bir değer konsol değil. Konsol için mi diyorsun bunu? PC için mi diyorsun? Yani o upgrade'ler, o kadar pahalı upgrade'ler oluyor ki bir yerden sonra onun upkeep'i konsolun kat üzerine çıkıyor. Olmayabilir oynadığın oyunlara bağlı olarak. O başka işte. O zaman giriş seviyesi bir PC. O yüzden shooter falan filan. Her şeyi oynayabiliyorsun zaten. Benim olayım o zaten galiba. Çünkü ben shooter çok az oynuyorum. Sevsem de. Çok nadiren oynuyorum. Eski 10 yıllık RPG'leri oynuyorum hala. Of, yani o da değil. Yani konsollarda eğlence var tabii ki de. Şimdi birden yeni konsol çıkıyor oluyor. Bu sefer elimdeki şeyin finansal değeri düşüyor. Yenisini alma ihtiyacıya kapılıyorum. Böyle garip bir ev satın alma gibi bir şey yani. Aman değeri düşmeden yenisini alalım modunda. Şöyle bir şey demedim öyle mi? Ben tabii çünkü yani bulunduğun ortamda ben de almadım da biliyorum hayattan. Hmm. Yani bulunduğun mahallenin değeri düşüyorsa evin çok ucuzlamadan. Planned obsolescence denen şey. Ama bu her elektronik emanet için geçerli değil mi? Hayır. Bence geçerli. Mesela ne mesela? Telefon mesela. Telefonumu da ben kaç yıl kullanıyorum biliyorsun. Ya şimdi sen çok dede bir örneksin. Nasıl anlatsam? Benim ana fikrim de daha zaten. Daha bir ana fikrim de senin şeydi zaten. Normal senin kadar konsol insanı değilim idi. Yani böylelikle bizi izleyen insanların da hepsi
konsol oyuncusu değil. Bazıları PC oyuncusu. Merhaba, ben de bir PC oyuncusuyum. Yani tercihim PC'den yana. Tamam, ben ona bir şey demiyorum zaten. Burada PC konsol karşılaştırması yapmıyorum. Kim konsol almak ister onu söylemeye çalışıyorum. Ucuz bir pakette ve gerçekten ucuz bir pakette, yani şu an 300 dolara. Hatta Shop'ta da şu an 250 dolar Xbox Series S. Bilmiyorum Türkiye'ye geliyor mu artık Shop'tadan ama burada öyle en azından. Ben alabilirim. Sen Xbox alacaksın galiba yakında. Bunu hissediyorum. Şimdi bunların hepsine geleceğiz. Böyle spekülasyona gerek yok arkadaşlar. İkna etmeye çalışıyor kendisini. Anladım şimdi. Geleceğim. Ben geleceğim hepsine. Hepsine geleceğim. Neyse, yani benim söylemek istediğim gerçekten iyi bir değer. Mesela PlayStation 5'in de öyle ama. Next Gen konsol üstü senin zaten 4K televizyonun var diyelim, tamam mı? O zaman 400 Euro'ya Digital Edition'ı aldığın zaman, ki artık dijital oyun seçeneklerine de geleceğiz. Onlar da çok daha fazla ve çok daha fazla değer sunuyor. O zaman konsol gerçekten çok ucuz bir seçenek. PlayStation 5 bence çok çirkin Türkiye'de görünüyor. Türkiye'de değil. Ona geliyor. Çok çirkin görünüyor PlayStation 5 bence. Rezalet ve beyaz Mercedes gibi falan görünüyor çok yani. Çok üzülüyorum çünkü ben PlayStation 4'ün tasarımına bayılıyordum. Çok güzel bir tasarımdı. Neden onu biraz değiştirdin? Rezalet yani. Çok kötü. Hani o ilk bir prototip diye bir şey sızmıştı ya. Ama değildi falan. Onun olsaydı keşke. Ondan biraz daha güzel yani şu anki, ama yine çirkin ya. Şimdi videoda çok çirkin. Hadi bakın nasıl görünüyor PlayStation 5 diyor. Sonra böyle simsiyah ve mavi parlak ışık görünüyor. Ay ne kadar güzel dedim. Siyah ve mavi böyle parlak ışık. Biliyorsun ben böyle ışıklı çok, elektronikleri çok severim. Sonra gitgide asıl rengi geldi. Beyaz, siyah, parlak böyle, aman dedim. Çok çok çirkin. Çok cidden. Bayağı. Ben Xbox'ın tasarımını çok beğendim ama zaten ben her zaman Xbox'ın tasarımının daha güzel olduğunu düşünüyorum. Xbox'ın beyaz halini de ben sevmedim. Yani şimdiye kadarki tüm PlayStation'ları sevdim. PlayStation 4 tasarımlarını. PlayStation 4 çok iyi. Ben beyaz elektronik görmek istemiyorum televizyonun etrafında. Her şey siyah çünkü. Şimdi tasarıma gelelim o zaman. Ben nereye atlarsam oraya gideceksin. Ya mecburen öyle oluyor. Yani işte ortak bir planımız olmadığı için. Şimdi tasarım konusunda, şimdi herkes evinde ya beyaz döşer ya siyah döşer. Hani elektroniği ona göre alır gibi bir trend var, tamam mı? Genelde siyah daha popülerdir her zaman. Her şeyle uyar. Daha düşük beyaz profil. TV ekranı gördün mü bayağıdır? Hayır, ama mesela beyaz tercih eden insanlar da var. Evin dekorasyonuna daha uyduğu için. Yani. Ama sen git siyah beyaz böyle acayip bir de, yani yakalı makalı böyle bir acayip bir tasarım yap. Mesela bak Xbox One da siyah beyaz olanı siyah beyaz gibi görünüyor. Çünkü hardware siyahtı, donanımı siyahtı, kendisi beyazdı. Ama şıktı yani. Ama bu böyle bir şeyler falan, bilmiyorum, benim hiç hoşuma gitmedi PlayStation 5'in tasarımı. Hani beklediğimden iyi çıktı ama o bir anlama gelmiyor. Xbox Series X'e gelirsek şöyle bir koca bir artık buzdolabı, mini fridge tarzı bir tasarım var. Ben beğendim şahsen. Bence güzel duruyor. Ama bu konsollar çok büyük konsollar. Çok yer kaplayacaklar. Series S'i beğenme nedenlerimden biri de hem tasarımını çok beğendim hem de çok %60 daha az yer kaplıyor Series X'ten. O nedenle de beğendim. Aksesuarlar konusunda, kontroller konusunda PlayStation'ın hala bir avantajı var. O da hala DualSense'in üzerinde headphone jack var. Neden Xbox'a atlamadı bilmiyorum. Yok. Bluetooth bir sistem mi var acaba? Başka bir şey mi? Xbox'ta nasıl oluyor bilmiyorum açıkçası. Ben Xbox çok kısa süre kullandım o zaman da, hatırlamıyorum nasıldı. Telefonda bir şey, telefon sesini kaydediyor şu an. Bir yere basmışsın. Evet, bir şey Google basmış kaydetti bütün dediklerini. Artık Xbox reklamları başlar efendim. Bütün dediğimi kaydetmiş gerçekten. Ay, şu an kay. Yazı olarak bana verdi telefon. Neyse efendim. Bir de işte haptic feedback var triggerlarda, titreşimde. Bir de triggerlar adaptifmiş, işte biraz daha direnç gösteriyor vesaire, evet. Falan filan. DualSense 5'te böyle avantajlar var. Tasarımını da biraz daha büyüterek Xbox Controller'a benzetmişler. Xbox Controller'da ben yeni bir şey pek görmedim. Zaten çok sevilen bir controller olduğu için çok da değiştirmiyorlar onu, biliyorsunuz zaten iki nesildir. Tasarım hakkında evet, yani, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi tabii şu an şu konsol tercih edin diyemiyoruz. Böyle bir influencer'lık yapamıyoruz. Çünkü
Xbox ya da PlayStation Hollanda bize bunları göndermedi. Elimizde olsa denerdik. Birazcık şey olmaya çalışıyorum. Nasıl derler? Çaktırmadan, satır arasından yapayım evet. diyorum. Yani izleyen... Xbox Hollanda ve özellikle Türkçe söylüyorum anlasınlar. PlayStation Hollanda lütfen birer konsol deneriz ve konsol denenir. İtinayla konsol denenir. Yani. Yani oyun denemesi bitti. Konsol deneyeceğiz şimdi. Konsolları da dokunduğumuz için bizim olur artık. Tabii o satılmaz artık. Mestan yalar. Tamam. Ya da fazla fiyata satılır biz dokunduğumuz için bence öyle olmalı. Pandemi nedeniyle mi? Hayır. YouTuber olduğumuz için artık dokunduk. Çok kötü dokunacağız. Tam neredeyse 3000 ünlüyüz diye. Ünlü. Evet arkadaşlar gelelim o zaman ben diyorum ki bir fiyatlandırmayı konuşalım. Okay. Oyunları konuşalım. Hangisini konuşmak istersen önce? Çıkış oyunları. Fiyatlandırmayı evet. konuşmadık mı? Zaten dedik ya fiyatlarını. Abi, Türkiye'yi ele alacağız şimdi. Aman. Türkiye'de konsol alınır mı ya geleceğiz yani? Oyunlar diğerleri. Sen bilirsin. O zaman ben oyunlarla başlayacağım sevgili arkadaşlar. Türkiye fiyatı açıklanmış mı diye bakmaya çalışıyorum PlayStation 5'in ama onu görmedim. Ben Xbox Series X'inkini gördüm. Böyle bir kalbime indi adeta. Neyse oyunlarla başlayalım. Şimdi önce şöyle söyleyeyim. Çıkış oyunları açısından ikisinde çok büyük kozu bence yok. İşte Xbox tarafında Gears ve Gears Tactics var. PlayStation tarafında Spider-Man Miles Morales var. Ki o büyük bir koz olacaktır. Asıl çıkış oyunları zaten hani hem pandemi nedeniyle eminim gecikmeler olmuştur. Hem de çıkış oyunları hiçbir zaman öyle ahım şahım olmadı hiçbir konsolun bence yani. PlayStation 2'yi hatırlamıyorum. Hoşuma gitmedi benim de. Şeyi merak ederdim. DualSense'in yeni özelliklerini gösteren Şirin oyunu. Ha evet. Değil o da yani o da Şirin yani. Olur hayatımızda. 10 dakika Şirin böyle katar diye yani. Öyle oluyor falan. Yarım gibi. Saat belki. Demon's Souls. Remake ben var. Şey sandım onu. Remake mi onu? Okay. O tabii büyük bir koz ama yani oynayan oynamıştır diye de düşünüyorum bir yandan. Tabii. Ben oynamadım. Ama bilgisayarda da oynayabilirim yani benim için. Şey değil. Remake mi exclusive? Bilmiyorum. Spider-Man oyunu gördüm bir tane. Neden olmasın? İşte o, zıplama hoplama. Sen Insomniac oyununa zıplama hoplama dedim. Ya ben Spider-Man hayranı değilim o yüzden. Insomniac'la ilgili bir sorun yok. Ya biliyorsunuz ben büyük Insomniac hayranıyım. Ki yani ben aksiyon oyunu pek oynamayan bir insanım. Ben hayranım sadece yani uzaktan. Hayran oluyorum. Animasyon yeteneği olarak bence dünyanın en iyi stüdyolarından bir tanesi. Spider-Man'de gösterdiler bunu zaten ilk Spider-Man'de. Evet sen onu da sevmiştin. Oynayışı güzeldi. Kendisinde de gösterecekler. Oynanışı. Ben daha çok daha mature, daha olgun hikayeleri seviyorum. Batman gibi. Spider-Man biraz şey kalıyor bana. Yani çok ilgimi çekmedi hiç. O yüzden içine giremedim. Girseydim eminim anladım, o da bana derin gelirdi. Anladım. Yok öyle bir şey. Doğru. Ben, çünkü izlediğim ben filmlerde gördüm hep. O da çok neşeli öyle, böyle casual bir karakter. İşte aşık oluyor falan. O da yani. Genç ne yapsın? O da genç bir çocuktu yani. Yok ben şey istiyorum. Hayattan bezmiş bir Batman istiyorum. Sen Spider-Man Homecoming'i izledin mi? Hayır. Homecoming'i ha işte onu izlesen şimdi bu yeni karakteri bilirdin bak. Çok güzel onu İzleyeyim. İzlesen. Onu bir sen izle. Neyse efendim sevgili arkadaşlar bakıyorum maalesef fiyat göremiyorum PlayStation 5 için ama çok farklı olacağını zannetmiyorum Xbox One'dan. Neyse. Ben devam edeyim oyun konusuna. Şimdi şöyle iki olay var. Birincisi Xbox Game Pass inanılmaz bir değer sunan bir abonelik. Ben bunu zaten arkadaşlarımla da konuşuyorum. Zeynep'in de başının etini yedim bayağı. Ben yeni PC versiyonuna abone oldum. Wasteland 3 oynamak için. Memnun kaldım. Hatta DS4'u direkt takıp oynayabiliyorum falan filan bayağı keyif aldım. Ve bu aboneliğin içinde fiyatı 4 euro kadardı. Şu an 10 euroya çıkıyor. Türkiye fiyatını bilmiyorum ama benzer seviyedeydi. Yani biraz daha ucuz tabii. Direkt 4 euro karşılığı değildi. 15 küsür lira mı? Öyle bir şeydi yani. Neyse. 200 küsur oyun var bunun içinde. İşte Ultimate Pass aldığınız zaman daha pahalı. 15 kadar galiba fiyatı.
O zaman hem PC'de hem Xbox'ta, işte Xbox Live'ı da içeriyor. Online de oyun oynayabiliyorsun vesaire. PlayStation Plus gibi de. Onu da içeriyor ama aynı zamanda içinde de 200 tane oyun var. Her ayda yeni oyunlar ekleniyor. Ve Xbox'ın kendine ait stüdyolara gelen bütün oyunlar bu Game Pass'e bedava olarak geliyor. Peki cross save var mı? Cross save bazı oyunlarda var. Onun özel bir adı var. Play... Tabii ki özel play bir adı koyacaklar. Play for all. Artık ben takip edemiyorum bu adları yani. Cross save işte ya. Boşuna brand adı koyuyorlar. Bazı oyunlarda var. Mesela Wasteland 3'te yok henüz. Ama Wasteland 2'ye sonradan eklenmiş. Belki eklenebilir sonradan. Ya söyleye söyleye aldırdın bana da Game Pass'i. Şunu biz İlk sana al... ben... Şimdi ben sana şunu söyleyeyim mi bir de? Söyle. Sen onu söyle önce ben sonra. O kadar da cümlem de yani bir onunla mı alakalı? Memnun kaldın mı? Bayağı bir oyun var, memnun kaldım. Tabii o kadar zaman yok. Ama o kadar oyun olması güzel. Hı hı. O Game Pass'i alınca açıkçası PlayStation Plus'ı iptal ettim. Çünkü 3 aydır falan PlayStation Plus'taydım. Hiçbir oyunu beğenmedim. Verilen bedava. Ben bedava oyun alacağım diye onu ödeyeceğime daha başka bir hesabı öderim. Daha güzel oyunlarım olur. Biz tabii online oyun oynamak için almıştık PS Plus'ı. Ama yani... Bir de PS Plus'ın daha pahalı olduğu gerçeği de var yani. Ha, daha pahalı oyunlar da beni açan oyunlar değildi yani son 3 ayda eklenen oyunlar. Çünkü eskiden en azından eklenen oyunlardan bir tanesi beni açıyordu. Bir tanesi action, adventure, RPG tadında bir şey oluyordu. Olabiliyordu ya da garip bir oyun böyle. Evet, Rimzy falan. Tarzı bir şey oluyordu. Garip, evet. Şimdi çok şeydi. Bir de senle ben hem işte bir oyun olsa da zaman işte oynasak falan çok zamanım var tarzı olmadığımız için zaten hani istediğimiz oyunu oynayacak zamanı zor bulduğumuz için bana wish listimdeki istek listemdeki oyunu vermedikçe benim için bir anlamı olmuyor. Genel olarak böyle yani hani zaten gözümden kaçan oyun az oluyor benim tarzım olan. Öyle bir şey denk gelmiyor bana pek. O yüzden PlayStation Plus oyunu ben yani gerçekten oynamadım ne zamandır. Bir Fall Guys'ı arkadaşlarımı denemek için oynadım. O da bir kere oynadım yani. Ama isterim ki Game Pass stream entegrasyonu olsun ki oyun saatlerim aynı yere gidebilsin. Böylelikle ben de hani oyun şeyimi görebileyim. Cross save olsun. Hayır ya, tam olarak cross save değil. Yani oyunları ekleyebileyim Steam'e. Ha Steam. Stream anladım ben. Ha Steam. Ha evet. Evet. Çünkü orada toplanıyor benim kaç saat. Ya ben... Biliyor musun onu acaba? Tam emin değilim bundan. Steam'de olmayan oyunu ekleyebiliyorsun. Hı hı, biliyorum. Okay. So aynı şekilde diyelim Game Pass'ten Crimson Kings yükledim. Masa üstünde duruyor o. Crusader Kings demek istedi. Crusader Kings. bunu ne kadar kendini beğenmiş baktın öyle. Sen daha Xbox Series S'in adını söyleyemiyorsun. Bir kere söyleyemedim. Evet. Ben memnunum. Evet tamam. Böyle. Oyunlar konusunda ama ben... Wasteland'den memnun değilim ama benim kendi o keyfim yani. Kendi yani başka bir şeyin bence. Ama ona da geleceğiz. Wasteland'e de geleceğiz. Oyunlar konusunda şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir avantaj var. Bu arada çok Xbox övdüm ama gerçekten ben Xbox'ın çok daha başarılı bir iş çıkardığını düşünüyorum. Değer olarak yani elde edilecek değer olarak yeni nesilde. Çünkü Game Pass için daha yeni duyurdular. EA Play oyunlarını da Game Pass'a getireceğiz dediler. Bu zaten çok büyük bir değer. Böylece EA Play subscription'ı, aboneliği almanız gerekmeyecek ekstra olarak. Ya oyunlar da streaming hizmeti gibi abonelik sistemine dönüyor yavaş yavaş. Bu Microsoft bunu şey yaptı. Ele geçirdi, şey yaptı. Buna aklı yattı yani. Ve ucuz bir abonelik getirerek şimdi o yüzden fiziksel oyun benim için önemini kaybetmeye başladı, anladın mı? Ben de oyun alıp daha sonra satmayı hani çok bir paraya gitmiyor biliyorsunuz PlayStation 4 ya da Xbox One oyunları ama yine de sattığın zaman biraz kâr ediyorsun geri vesaire. Öyle düşünüyordum ama başka şimdi, bir insan da ucuza alabilmiş oluyor oyunu. Evet. Şimdi bu abonelik sistemi o kadar ucuz ki ve her şey tek yerde olduğu için çok fazla ekstra oyun alacağımı bile zannetmiyorum öyle olduğu zaman. Game her şey tek yerde zaman. Değil ama. Steam'de var ayrıca. Evet Steam'de var ama Steam'deki her şeyin tek yerde zaten. Olmasını isterdim. Bütün konsollardaki oyunlarımı bilgisayar dahil tüm sahip olduğum oyunları bir yerde görebilsem keşke. Bir gün oraya geleceğiz bence. O yani benim isteğim. İstemiyorum ya. Yani durmadan. Diyorsun ay Origin'de bedava oyun var. Ay işte GOG'da bir şey var. Yani bir gün her şeyi tek ama işte o zaman da tekel oluşmuş oluyor. Hayır bir platform.
bunları dashboard gibi bana gösterebilecek ya, bir şirket demiyorum. Şey vardı var. Eskiden ama çalışmayı kesti. Yıllar önce böyle bir web sitesine üyeydim. Tabii tabii şeylerini aynen, ekliyordun. Şey vardı hakikaten. Sen de üyeydin. Evet. O da eziyetti be. Evet bayağı uğraşıyordun ama en sonunda düzgün oluyordu. Çok tatmin edici bir duyguydu. Tamam bambaşka bir düzenleme açısından baktın olaya. Çünkü çok düzensiz olunca alasım gelmiyor. Bir o bedava... O bedava oyunlar benim için bedava değil. Gözlüğünden benim için baktım. Hep bunlar. İşte bambaşka bakış açıları var dünyada işte. Böyle de duymak güzel ama. Değil mi? Evet. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Ben bu Game Pass konusu bitmemişti. Daha PlayStation'ınkine de gelmedik zaten. Bethesda'yı satın aldı Xbox. Microsoft Bethesda'yı satın aldı. Yani bildiğin Bethesda'yı böyle milyarlarca dolar verip satın aldı yani. Bu ne demek oluyor? Bundan sonra işte Fallout oyunu mu çıktı? Bilmem ne mi çıktı? Obsidian'ı da satın aldı. Belki Fallout New Vegas 2 yapılacak. Ne bileyim yani. Belki yapılacak. Buradan mesaj göndermek istiyoruz. İzleyen oyun yapımcısı Microsoft'tan varsa. Ya bize gelene kadar herkes gönder zaten. Tamam, olsun biz şeyimiz büyük evet, bizim. İzleyicimiz çok olduğu için orada olabilir. yani anladın mı? Bünyesindeki stüdyolarla Game Pass çok fazla value sunacak, değer sunacak zaten. Bu durumda şimdi ben şey düşünüyordum. Şimdi mesela tamam. PlayStation'da konuşalım. Çok pardon ben çok atlıyorum ama. PlayStation'da PlayStation Plus Collection diye bir base oyun koleksiyonu çıkardı. PlayStation Plus'ın varsa PlayStation 5'teki olacaktır. Bu oyun koleksiyonu oynayabiliyorsun. Oradaki oyunlardan da ben birkaç tane hemen söylemek isterim. Bayağı da güzel oyunlar var. Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, Fallout 4, Final Fantasy 15, God of War, Infamous Second Son, The Last Guardian, The Last of Us Remastered. Bu PlayStation Plus Collection'a. PlayStation Plus her ay oyun veriyor ya. Evet. Şimdi bir de koleksiyon var. Gidip oradan istediğin zaman o oyunu açıp oynayabileceksin PlayStation Plus'ın varsa. Game Pass gibi düşün. Okay. Game Pass'e rakip böyle bir şey mi çıkarıyorlar? Evet. Ben daha yeni ve iptal ettim üyeliğimi. Bu PlayStation 5 için benim bildiğim. Okay. İyi bari. Yani emin değilim ama PlayStation 5 için galiba bunlar sadece. İptal ederken söylesinler bari. Bak böyle bir Persona şey yapacağız diye. Persona 5 var işte. Ratchet & Clank, Resident Evil 7, Biohazard, Until Dawn, Uncharted 4, Mortal Kombat X, Monster yeni Hunter oyunlar World. Değil bunlar mı? Değil. Hayır. Evet. Koleksiyon işte. Yani koleksiyonuna kitaplığına bakmış PlayStation 4'teki hangi güzel oyunlar vardı. Şöyle bir yapalım. Kimin bir şey. Kitaplığına? Benim kitaplığıma mı? Kendi kitaplığına. Kendi kitaplığına. Sony bakmış. Sony kitaplığını açmış. Ha benimki de. Çünkü benim de çok oynadığım oyunlar gördüm de orada. Senin kitaplığına bakmış. Hayır ya Sony. Kişisel bir şey sandım. Hani her üyenin kitaplığında en çok oynananları koleksiyona koymak gibi. Evet zaten var olan. Ama PlayStation Plus'ımı iptal edince onları oynayamıyorum artık. Sanki. Ha anladım. Ama yine PlayStation Plus alman gerekiyor. Ne yapacağız? Bu konu beni aştı. Hoşuma gitmedi bu konu. Zamana ihtiyacım var. Şimdi çabuk Xbox'ın yeni konsolunun adını söyle. Xbox Series S. Büyük olanı söyle. Xbox Series X. Aferin. Söyleyemeyen sendin. Bana olmuş. Niye şey yapıyorsun? Ben sadece reddediyorum adı. Ben buna Xbox S, Xbox X diyeceğim. Haksız değilsin. Sırayla zamanla XS haksız XX değilsin de diyebilirim. Neyse arkadaşlar yani oyun kitaplığı açısından da böyle bir rekabet var elimizde. Ben Game Pass'ın açık ara önde olduğunu düşünüyorum. Ama göreceğiz. Çünkü çok daha fazla kaynak var ellerinde ve biraz daha ucuz şu an için en azından. Ya çok kadar ucuz değil artık ya. Ona çıkardı. Neyse. Şimdi gelelim Türkiye fiyatlandırması olayına. Biliyorsunuz konsol 500 dolar. Ama Türkiye'de çevirdiğiniz zaman sağ olsun kendisi 1000 dolar ediyor. 7500 lira gibi bir fiyat gördüm ben. Doğruysa. Eskiden araba fiyatıydı bu ya. Şaka gibi böyle fiyatlar. Ya yani zaten şu anki enflasyonla hani çok fazla yorum yapmak mümkün olmuyor hiçbir şey. Her şey sürekli artıyor. Ama şimdi Türkiye'de konsol alınır mı? Alınırsa nasıl alınır? Kimler konsol almalıdır? Ben bunun hiçbir cevabını bilmiyorum. Ben biliyorum. Okey. Ben de bilmiyorum da yani hani burada sohbet ediyoruz. Ya hayır yani Türkiye'den alınır mı? Tabii ki çok pahalı. Yurt dışından
valizle arkadaşı getirebilen alacak. Korona var şimdi, kimse gitmiyor. Yani bak sen de biliyor musun? Bayağı. Hani zor bir konu bu yani, ne bileyim. Kenarda 8 bin liram varsa ve 8 bin lira kazanmak benim için çok kolaysa alırdım. Çoğu insan için değildir değil mi? Değil yani, ne biçim bir fiyat bu? Yani, ama yani bu Türkiye'nin enflasyonuyla ilgili fiyat. Çünkü şimdi, burada 500 euro rezalet bir fiyat değil. Değil. Buradaki yani diyorum size Series S'i Shopta'dan 250 euroya ben alabiliyorum şu an yani. Mantık olarak Avrupa'da, yani Hollanda'da bu konsol asgari ücretin 4'te 1 fiyatında. 8 bin lira Türkiye'de asgari ücretin 4 katı mı? Evet. Biraz daha fazla öyle, galiba. Öyle, yani öyle bir şey. Fark var yani, ne yazık ki. Yani evet, komik. Şimdi Türkiye'de konsol şu an lüks oldu ve bunun konsolu almakla bitmiyor. Hadi tamam, Game Pass var, işte PlayStation Collection var. Ama sen zamanında exclusive için alıyorsan işte mesela PlayStation'ın oyunu alman da gerekecektir bir noktada. Vesaire. Türkiye'de şu an oyun fiyatları 500-700 lira arasında. Sinir bozucu yani, anladın mı? Sinir çok bozucu. Sinir bozucu. Hani bu, yani 700 liraya oyun mu alınır arkadaşlar? Bu nasıl bir şeydir yani? Ve yeni nesil oyunlar 70 dolar olacak. 60 dolar da değil. Bir de ona ekle. Bir 100 lira da ondan ekle yani. Çünkü yurt dışından alabilmek de harika bir kurtarıcı değil. Çünkü değil. Euro kazandığın sürece bunlar, ya da dolar, yani döviz kazandığın sürece bunlar ucuz gelecek. Ve Türkiye'nin çoğu döviz kazanmıyor. Microsoft Store'u bilmiyorum. PlayStation Store Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapıyor bazı oyunlarda. Ama yine de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben Steam gibi. Yani Steam 1,5 kata döviz kurunu sabitlemiş yani. Bence birçok ülke yapmalı. Ya birçok şirket yapmalı bunu. Sonuçta şimdi Türkiye'den haksız yere 4 katı kaç katı para kazanıyorlar yani. Hayır, onlar da kazanmıyor ki bence. Kim kazanıyor? Bilmiyorum kim. Nereye gidiyor yani, döviz vergiyle kur farkı. Bir kısmını devlet kazanıyor. Ya yani mesela şeyi anlamıyorum yani, nasıl 500 euroluk konsol olur 1000 euro orada yani. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Yani alınmaz. Bence alınmaz arkadaşlar. Sizin Türkiye'de şu an yaşıyor olsam, ki ben burada bile yani kendim bunu yapacaktım zaten. Almayacağız. Yani, ben almayacağım. Ben One S almayı düşünüyorum. Onda neden almak istediğimi söyleyeceğim yani. Bir kere aşırı ucuz olduğu için. İkincisi, ben hala konsolda oynamayı PC'ye tercih ettiğim için ve PC'mi daha önemli görevlerde kullanmak üzere, oyun oynamaktan daha önemli olabilir, saklamak istediğim için yani. Neyse, performansını yani şeyini işte ömrünü vesaire. Ben asla almazdım. Türkiye'de yaşıyor olsam ben konsol, yeni nesil konsol almazdım. Birincisi, 4K televizyonumuz var mı? HDMI 2.1 destekleyen bilmem ne falan filan. Bu dünyanın parası zaten. Zaten 4K televizyonu olan insanın büyük ihtimal buna ayıracak bütçesi vardır belki yani. Olabilir. Olmaya da bilir. Ama şimdi Türkiye benim gözlemlediğim kadarıyla öyle bir ülke ki herkes kredi kartıyla, krediyle her şeyi alıyor ve her ay borç ödeyerek yaşıyor ve alabildim ben bunu diye düşünüyor. Evet. Borç içinde yaşayan bir orta sınıftan söz ediyoruz. Orta sınıf olmayan bir orta sınıftan. O yüzden 4K televizyon olan herkes konsol alabilir demezdim. 4K televizyonum var, konsolu da alayım deyip daha çok borca girer diye. Evet, yani, o da var. Yani doğru. Biraz negatif bir konu, kusura bakmayın. Evet, ama gerçeklerimiz bunlar arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir şey de var. Yani bu hayatınıza çok değer katacaksa tabii ki herhangi bir şekilde almaya değer. Ama çok değer katacaksa yani. Ya evet, borca girip alınmaz arkadaşlar konsol yani. Böyle bir şey yok. 7500 lira dünyanın parası hype'a, hala bence. Hype'a yani kanıp bir şeyler almak, mutlu olacağım evet diye düşünmek bu... İki gün mutlu eder, yok, üçün bu, gün etmez yani çünkü zaten. Gerçekten kendi içinde mutluysa insan PlayStation 3 konsolu ve Ni No Kuni de mutlu eder insanı yani, örneğin. Ya da Katamari. Ya da ben ne oynadım? PlayStation 3 müydü? 2 miydi? Ben PlayStation 2'de Final Fantasy 10 ve Tekken Tournament oynadığım yılları hala çok eski mutlu günler bir şekilde hatırlıyorum. Evet. Yani en yeni ve en pahalı şeylere ihtiyacımız yok mutlu olmak için. Bak, ama Fantasy onu ben kaç sene sonra oynadım? 3-4 sene sonra oynadım PlayStation 2'de. O grafikler bana ne kadar gerçekçi gelmişti. O böyle blok blok, o Tidus'un suratı. Ama yani Tidus mu Tidus mu? Hadi. Başlattım olayı. Sen kendin Microsoft ve Microsoft dedin bu videoda. Ben hala evet, ona kafam karıştı. Türkiye'de Microsoft diyoruz çünkü. Türkiye'de Microsoft diyoruz ama ben uzun süredir Microsoft demeye alışmıştım. Niye Microsoft? Çünkü orijinali o. Mantıklı. O zaman ben buradan Microsoft'a da teessüflerimi ileteyim hazır kamera bulmuşken.
kamera bulmuş Türk dayısı şeklinde. Şimdi belki de merhaba, belki de siz de hemfikirseniz yorumlara yazın çünkü çok sinirimi bozan bir durum bu. Microsoft Windows 10 son güncellemelerde login'de parola yazmayı ya da pin girmeyi zorunlu tuttu. Şöyle. Şimdi ben yerel hesapla bağlanmıştım. E-mail adresimi Microsoft account hesabımı kullanmadan. Tamam mı? Evet. Çok ilginç. O zaman bir dakika. Game Pass benim laptopumu bir oyun noktası, bir aletim, bir device'ım olarak görmüyor. E-mail adresimle giriş yapmayınca. Microsoft account'ımla, evet, hesabımla giriş yaptığım cihazları tanıyor sadece. Ama okay, ona mesela bilgisayar açtıktan sonra giremiyor musun zaten Microsoft hesabına tekrar? O bilgisayara Microsoft hesabımla giriş yapmadığım sürece Microsoft hesabım cihazımı eklemiyor şu an. Cihaz ekle diyorum. İşte başka laptop dışı cihazlar seçiyor. Neyse. Hesabını ortadan kaldırdığında oradan siliniyor. O kadar çok denedim ki bayağı. İlginç bir dertmiş bu. Yeni bir dert. Şu an internette aradığımda da çok ben çünkü bak şimdi korona çok önemli. Konfor çok önemli evde. Bilgisayarıma basıyorum. Yüzümü yıkamaya gidiyorum. Geldiğimde parola ekranı görmek istemiyorum. Açılmış ve hazır beklesin istiyorum beni. Kim gelip benim laptopuma bakacak ya? Evdeyiz hepimiz. Bütün dünya evde arkadaş. Niye zorunlu? Bende kapatma seçeneği vardı. Var. Ben üşendiğim kapatıyorum. Kapatıyorum. Bütün seçenekleri kullandım. Ertesi gün yine parola. İnternette arıyorum. Bug diyorlar. Bug'dır ya. Zaten hoşuma gitmiyor yani bu. Evet. Microsoft. Zeynep'in Microsoft Rant'ını dinledik. Tamam, çıkaracağım en sonunda hesabımı. Bu sefer de Game Pass tanımayacak laptop. Ben baştan hesabımı girdiğim için çok rahat oldu benim için. Ama ben giriyorum. Pin giriyorum. Upgrade'e kadar. Pin 4 tane şey basıyorsun. Niye pin gir? İşte ben istemiyorum bir şey girmek. Kim benim bilgisayarımı kurcalayacak? Hayat kolaylaşsın istiyorum. Haklı. Zorlaşsın istemiyorum. Haklı yani. Tüketici kendi malı istiyorsa öyle yapsın değil mi? Şimdi neyse, ben konsol alma konusunda biraz daha var mı? Daha var yani. Ya ben sıkıldım bu konsol konusundan. Sen sus. Şimdi arkadaşlar, Türkiye için o yüzden yapılacak şey, ben PlayStation 5'in fiyatını bilmiyorum ama benzer olacaktır diye tahmin, daha ucuz olacağını hiç zannetmiyorum. Daha ucuz olsa ne olur? Ya 6000 lira olur. Değil mi? Daha ucuz olsa ne olur? 6000 lira olur maksimum. Ne olacak yani? O bile olmaz. Türkiye'nin aldığı iş kurunun kurtulur yanı yok. Yani Türkiye'deseniz ve ucuza orijinal oyun oynamak istiyorsanız bence eğer varsa bir oyun bilgisayarınız onunla devam edin derim. Game Pass alın. Game Pass'te bir sürü oyun var. İki arkadaş paylaşamaz mı? İki arkadaş beraber alınıp ayda bir ev konsol değiştirebilir konsol. Onlar çok ileri çözümler. Oldu bence ya. Üç arkadaş olduğum daha ucuz olur. Şimdi, aynı apartmanda yaşıyorsanız. O arkadaşların arasında fitne girer. Olmaz o iş. Araları bozulur. Ben tavsiye etmiyorum. Araları bozuldu diye el mi koyacaklar canım? Nasıl bozuluyor? Yok. Araları bozulur onların. İşte sen 3 gün fazla tuttun. Şurasını ne kadar çocukça falan diye. Olmaz, çizmeyeceksin ama. Olmaz o iş. Çizilebilir. Evlerde kedi var. Ondan sonra Mesela düşünebiliyor musun gidip konsola arkadaşınızı almayın arkadaşlar. Ben önermiyorum. Dediğim gibi hani ileride tabii bir yurt dışına çıkan arkadaşınız olursa ucuz olarak ben yine Series S diyeceğim. Çünkü 4K televizyonunuz yoksa zaten büyük konsolları almanın bir anlamı yok. Niye alıyorsunuz yani? Aynı şekilde yine Xbox exclusive'larını oynarsınız, Game Pass oyunlarını oynarsınız vesaire. Series S alabilirsiniz eğer yurt dışına gidip gelen arkadaşınız varsa 300 euroya ya da dolara. Yani onun dışında da eğer zaten PC'de oynuyorsanız, Game Pass'ınız varsa PC için de çok da gerekli değil bence zaten onu almakta. Bence PC'den devam diye düşünüyorum Türkiye için maalesef. Maalesef arkadaşlar. Yani çok büyük bir lüks haline geldi. Başka hobiler de var hayatta. Çok daha ucuza yapabileceğiniz ve yine çok keyif alabileceğiniz. Bence bir hobi daha edinin derim ben yani. Bir yandan oyun oynarsınız, biraz sabırlı oyuncu tarzı ucuza alarak, eski konsollarda oynayarak. Bir yandan da yeni hobinizi yaparsınız yani. Her şey oyun değil. Böyle bitirdim, tamam ben. Bitti. Tamam mı? Mutlu musunuz? Çok. Depresif oldun değil mi ben böyle konuşunca? Hayır, bu konsol videosu olduğunu fark etmemiştim bayağı. Artık fark ettim. Bir saate geldi. Konsol konuşuyoruz hala.
Tamam, bitti konsol. Hadi. Öyle yürümüyor hayat yani. Öyle hadi. Senin başka konuşacak bir şeyin yok mu? Var. Tamam, başla o zaman. Wasteland 3. Konuşmadık mı zaten? Hayır. Okay. Wasteland 3 oynamaya başladım arkadaşlar. Üzüleceksen söylemeyeyim. Yok bir, bence son 15 dakikamız artık diye düşünüyorum. Böyle niye, bir saatten uzun video yapabiliriz? Benim zamanım yok. Yani gitgide şeyim, senin yoruluyorum. Senin özel olarak konuşmak istediğin bir şey varsa bunları sonraya da ayırabiliriz. Çünkü ben daha Wasteland 3'ün başlarında sayılırım. Senin güzel bir konun varsa onu konuşalım. Güzel olması gerekmiyor bu sohbet videosu. Evet, çirkin, en çirkin ben yeni oynadığım oyunlardan söz etmek istiyorum. İzlediğim şeylerden söz etmek istiyorum. Hayır, normalde şey, yaptığımız şeyler. Hayır, çünkü bu konsollar hiç umurumda değil. Çünkü ben gidip 500 liraya konsol almayacağım çünkü şu an. Ya da 400 liraya. Çünkü oyun kanalı değil bizim kanalımız biraz daha. Bence değil. Sohbet kanalı. Birçok konuda sohbet ettiğimiz. Tamam. Senin standan yapalım. Cuphead oynadım. Çok zormuş gerçekten. Eğlenceliydi. Oynayabildiniz mi? Çok zor değil mi? Oynayabilmek ne demek? İlerleyebildiniz mi? İlerliyoruz. Gerilemiyoruz. O zaman oynamışsınız. Evet. Keyif veriyor. Karşılıklı eğleniyor insan. Tek başına oynadığında daha başarılı tabii. Hı hı. Ama iki kişi olduğunda daha eğlenceli ama daha başarısız. Çünkü eğleniyorsun ve şey yapamıyorsun. Ben hiç girişmedim rekabetle oynamaya. Yani çok seviyorum oyunu ama bu benim oynayabileceğim bir oyun değil yani. Evet, ben fark ettim. Ben oyun seçiminde senden çok etkilendiğimi fark ettim. O yüzden bu oyunu almak istedim. Yıllarca sen ay çok zor kapet dediğin çok için zor. Ben almadım. şimdi aldım ve mutluyum. Benim suçum yani. Hayır, beraber oynuyorduk ya. Beraber, o zaman çok kazanmıyorduk da o zaman. Beraber oynayacağımız oyunlara yatırımda bulunmak daha mantıklıydı. Doğru dedin. Şimdi ben hiç fark etmedim kendim oynayabileceğimi tabii. Ama o zaman da işte Far Cry alıyorduk, oynamıyorduk. Far Cry'ı biz ne için almıştık oynamak için? Aldık, oynamıyorduk dedin. Co-op mu? Co-op oynayacaktık herhalde. Far Cry 5. Ama oynamadık. O çok şeydi, evet. O sene bir garipti. Çünkü onu aldık, çok seve seve co-op oynayacağız diye bir kere mi oynadık? Hiç açarsın gelmedi. Ben açmadım. Hiç oynamadık. Hiç oynamadık. Hiç oynamadık. Ben sonra senden satın aldım o oyunu değil mi? Evet. Niye aldık biz o oyunu? Niye ben satın aldım senden o oyunu? Beraber mi? Aldıysak. Bilmiyorum. O zaman beraber, özel zamanımızda konuşalım. O zaman 4 euro değil 2 euro olacak. Özel zamanımızda konuşsak daha iyi bence. Başka efendim? Şimdi bu şekilde olmuyor yani. Bir sen bir ben yapıyorduk bunu. Böyle ama doğal gelmiyor. Ama benim yok işte. Ben Westland şimdi. Westland'ı konuşuyor o zaman. Westland uzun olur şimdi. O zaman Agretsuko'yu izliyorum. Agretsuko. Önemli değil bence yazmayacaksan. Suko'yu oynuyorum. Ay izliyorum. İlginç. Hoşuma gidiyor. Kısa bölümleri bayağı kısa zaten. Beklediğim şekilde ilerlememesi de hoşuma gidiyor. Hep değişik ne şey bu oluyor. Öncelikle? Kendisi bir anime. Netflix'te var. Zaten bayağı popüler oldu. Ana sayfanızda görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bir kediciğimizin konusunu spoil etmek istemiyorum. Çünkü tek bir konusu var. Tek bir olayı var. Onu spoil etmek istemiyorum şimdi insanlar için. Benim de hoşuma giden bir olay olduğu için ilgimi çekiyor. Karakterleri falan da ilginç. Bir de böyle doğrusal olarak, lineer olarak ilerlediği için yani her bölüm yeni bir macera falan gibi değil. Yani öyle ama tabii alttan ilerleyen hikaye olunca ben seviyorum animelerde vesaire. Daha böyle yetişkin tarzı geliyor bana her şey. Karakter gelişimi vesaire olduğu için. Güzel yani. Karakterleri beğeniyorum. Mizahını beğeniyorum. O olayı çok beğeniyorum zaten. Eğlenceli. Öneririz. Var mı başka senin? Benim enerjim bayağı bir azaldı. O yüzden ben hani bana beni konuşturmuyorsun demek istememiştim. Yavaş yavaş toparlayalım videoyu demek istemiştim. O yüzden ben sana soruyorum. Senin konuşmak istediğin bir şey var mı diye. Ben benimkileri sonraki videoda konuşsam da olur. Bir saate yaklaşıyor çünkü. O zaman toparlamak istiyorsan toparlayalım. Sen konuşmak istediğin bir şey varsa sen devam et. Ben elimden geldiğince katılmaya çalışayım. Ben konsollarla ilgili diyebilecek bir şeyim yok artık. O zaman Wasteland 3 şey en azından giriş yaptım. Ondan bahsedeyim.
biliyorsunuz Brian Fargo Westland 2, Westland 3 yaptı. İşte ilk Fallout oyunlarını yapan insan. Ben ilk Fallout oyunlarını oynamadım. Çünkü zaten ben Fallout'la çok geç tanıştım. New Vegas çıktıktan çok daha sonra New Vegas oynadım vesaire. Wasteland 3'te eğleniyorum bayağı. Aynı zamanda ilginç de buluyorum. Diyalogları beğeniyorum. Oynadığım en güzel oyun falan değil yani. Hani öyle diyalog açısından. Ben mesela Outer Worlds'un diyaloglarını çok beğenmiştim. Bence Fallout New Vegas'tan da güzel bir kaliteli diyalogları vardı. Ama onun da mesela dünyası bir Fallout New Vegas değildi yani. O kadar eğlence ve özgürlük vermedi bana. Çok renkli görünüyor kapağında. Çok renk, ya daha renklisi tabii. Fallout New Vegas yani resmen sarı olduğu için. O kadar renkli görünüyor ki ben Fallout New Vegas'la karşılaştırmayı düşünmedim bile. Kirby ile falan karşılaştırmayı düşünürdüm. Yani onu yapan şirket yaptı. Şimdi bir de hani öyle lanse ettiler zaten öyle olacak diye. Fallout New Vegas gibi. Diyalog açısından gerçekten öyleydi bence. Seçenekler açısından vesaire ama işte o Fallout New Vegas'ın özgürlüğünü vermek çok zor bence bir oyunda. O yüzden o beni çok tatmin etmemişti. Şimdi biraz da Bethesda'yla Obsidian'ın aynı çatıda buluşmasına o yüzden sevindim. Çünkü belki Fallout New Vegas 2 tarzı bir şey yapabilirler artık. Eğer güçler birleşirse artık, yıldızlar barışırsa falan yani. Wasteland 3'te de combat vesaire çok bence güzel. Güzel yapmışlar. Dengesiz bulmuyorum, bayağı iyi buluyorum. Tam bir RPG olmuş. Seçenekler vesaire, işte dünyada ilerleyiş D&D tarzı vesaire. Beğendim. Şu an için çok derin bir şey söyleyemiyorum. Çünkü müzik mesela çok iyiydi. Ben ilk combat sahnesinde çok güzel şarkılar giriyor bazen. Yani baya başarılı buldum. D&D tarzından kastın ne? Şey gibi ya, işte onun engine'ini mi kullanıyor? Yok, şöyle demek istiyorum. Bir encounter oldu yolda. İşte bir şeyle karşılaştın, haydut grubuyla karşılaştın. Survival'ın 5. Survival spec'in 5. Survival spec'in 5 ise işte onları çaktırmadan geç git falan. Ya da sneak'in 5 ise bilmem neyse. Ama bu requirement'ları tutmuyorsan combat başlamak zorunda vesaire tarzı. Ya da sneak yap. Yine combat başlasın ama sen avantajlı ol. Yok, hep öyle. Arabayla hep, dünyada dolaşırken böyle. Ben hep yanlışlıkla... Ben yapamıyorum. Bana göre bir oyun değil çünkü çok şey... Ben o tür combat'ı çok sevmiyorum. Çok XCOM gibi. Evet. XCOM'a da ben çalışamadım. Çok uğraştım taktiksel ama... Taktiksel combat, evet. Onu sevmiyorum. Silah yani. Sevmiyorum. Bildiğin şey... Evet, bayağı silahlı. Yani shooter oyunsa seviyorum ama RPG ise silah sevmiyorum. Kılıç falan mı seviyorsun? Yani Dungeons and Dragons'da örneğin seviyorsun. Şey, hiç goblin karakter seçmedim. Tinkerer, engineer. Hani o yola gitmiyorum. Hep fantezi yoluna gidiyorum. Ama tinkerer, engineer nasıl oluyor onlar da ben bilmiyorum ama mesela bunda da mekanik skill'ler falan bayağı önemli oluyor combat. Yani şeyi düşün, Borderlands'ı düşün. Ben hiçbir zaman şey değilim yani, o gadgetları yapan, onları paylaşan. Olur ya, her oyunda böyle bir daha bir fantastik öğeler olur. Ama goblin karakter hep engineering'de iyidir. Daha böyle çarkları malzemeleri biriktirip bir şey yapar. Ben her zaman büyücü olmaya giderim falan. Anladım, yani. Anladım, sen onlar şey, pistol falan hiç sevmem yani, hiç şeyim yok. Büyü tarzı bir şey pek yok, evet. Yok. Şimdi sen bana ay Wasteland çok falan. Güzel falan deyince, ben çok seversin deyince şaşırdım ben tabii. Çünkü Fallout New Vegas falan seviyorum da. O yüzden dedim zaten. Ama tactical combat sevmiyorum. Onu bilemedik işte. O yüzden şaşırdım ama zaten. Şey, beni Game Pass'e alan oyun oldu kendisi. Şimdi başka oyunlar oynayacağım tabii. Crusader Kings gibi. Evet, gecenin üçünde başlamasam iyi olacaktı. Çünkü çok okuma materyali varmış öncesinden. Duruyor. Ya onu ben korkuyorum şu an onu oynamaya. Çünkü Europa Universalis 4 oynadım. Bayağı onda 90 saat falan oynadım da yani. Hala anlamadığım bayağı bir şey var. Özellikle military kısmında. Ama
Crusader Kings'den korkuyorum ama oynayacağım ya. İndirdim yani. Ben de oynayacağım. Yani Surviving Mars ile onun arasında kalmıştım ama şimdi Baldur's Gate gelecek diye oynamıyordum yeni büyük oyun. Baldur's Gate de şimdi bir hafta ertelendi. Bakalım. Bir haftadan daha fazla da ertelenebilir. Bir şey ertelendiği zaman ertelenebilite giriyor olayın içine. Evet. Şu an umudum çok düşük. Zaten galiba, değil mi? Ama o korona yüzündendi. Şimdi last minute bugs. Yani son düzeltmeleri yapıyorlar şu an. Lion çıkarır onu. Ama şey mesajlarını beğendim ama yani buggy bir şey çıkaracağımızı bir hafta geç çıkaralım. Daha az buggy. Çünkü evet, daha az buggy çünkü early access diye satın alacağız. Büyük bir evet. Hayran kısmı. Ve de $60 ve, değil mi? Evet, gerçek fiyatını vererek satın alacağız. Ben bunu seve seve desteklemek için yapacağım ama oynanabilen bir şey olmasını isterim. Resmen çocukluğumdan beri bu anı bekliyorum. Tam fiyattan oyun almak artık benim de sadece çok çok özel oyunlara ayırdığım bir şey olmaya başladı yavaş yavaş. Özellikle bu şirket yani. Şirketi seviyorum bayağı. Tabii evet, öyle şeyler yani. İşte Hitman 2 almıştım mesela çıktığında sanıyorum. Onu aldım en son tam fiyattan. Çünkü artık oyunlar yani ilk çıktığında bile indirimde çıkıyor çoğu oyun biliyorsunuz. Yani böyle ya da pre-order indirim oluyor, bilmem ne indirim oluyor. Yani ekonomi önemli arkadaşlar. Maalesef dünya genelinde ekonomi çok da fantastik değil. Yani özellikle bu pandemi dönemini düşününce biraz daha akıllı harcamamız gerekiyor herhalde paramızı. Diyeceklerim böyle. Efendim o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Kapatıyorum.